Efendim reklamların hemen ardından gün ortasına dış politika gündemiyle devam edeceğiz. Çok önemli başlıklar var. Yine konuşacağız kiminle. İki konuğumuz bizlerle birlikte bugün. Gazeteci yazar Sayın Ceyhun Bozkurt ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz'la konuşacağız. Skype bağlantısı üzerinde doçent doktor Sayın Mehmet Yalçın Yılmaz. Şimdi bizlerle birlikte birkaç dakika sonra da gazeteci yazar Sayın Ceyhun Bozkurt da aramıza katılacak. Sayın Yılmaz hoş geldiniz. İyi haftalar. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Yeşim Hanım. Yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi Başbağlar Katliamı'nın 29. yıl dönümü. Anma törenlerini de canlı olarak ekranlara getirdik. 2 Temmuz Madımak katliamı ve hemen ardından 3 gün sonra da Başbağlar katliamı. Aslında böyle başlamak istiyorum sizinle. Yakın dönemin en karanlık sayfaları, aydınlatılmamış noktalar, o olayları, tarihini, yaşananları bize bir anlatabilir misiniz? Sayın Yılmaz böyle girelim mi? Tabii Türkiye'nin 12 Eylül sonrası. Soğuk Savaş'ın bitişi 91 ve sistemin bir anı. Biraz ya ses da, açabilir miyiz? Peki. Burada tabii, sesiniz çok sağlam gelmiyor aslında. Şu anda Sayın Yılmaz bir kere daha arayacağız sizi. Peki yeniden arayalım çünkü sesinizi çok net duyamıyoruz. Gladio'nun, Kontur Gerilla'nın Türkiye'deki faaliyetlerini konuşuyoruz. 29 yıllık dinmeyen acı. 2 Temmuz Sivas Madımak katliamı, aydınlarımızı kaybettik. İki otel çalışanımızı katlettiler. Bu maalesef katliamda anmalar, törenler yapıldı Sivas'ta. Biz de 2 Temmuz'daki bu görüntüleri istemediğimiz o acı tablo ekranlara getirdik. Ve bugün Başbağlar katliamının 29. yıl dönümü, yine anma törenleri var. 1993'ten beri dinmeyen acı Gladio'yu konuşacağız. Kontur Gerilla'nın Türkiye'deki faaliyetlerini masaya yatıracağız. Türkiye'nin terörle mücadelesini konuşacağız demiştik ki Sayın Doçent Doktor Mehmet Yalçın Yılmaz bir kez daha bizlerle birlikte ve Sayın Yılmaz o yaşanan tarihi, gelişmeleri ne oldu, biz ne yaşadık ve bugüne gelinen noktayı bize özetler misiniz demiştim. Buyurun söz sizde. Yeşim Hanım, Türkiye'nin tabii önemli bir dönüşüm tarihi, Soğuk Savaş. Nihayete erdi ve dünya sisteminde ülkeler bir şekilde varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Tabii Türkiye'nin demokrasi tecrübesinde birçok aksaklık vardı bu dönemde. Arda arda yaşanan darbeler, siyasi partilerin yasaklanması bizim ulus olma bilincimizi zaman zaman sekteye uğratan ve Türkiye'nin bir anlamda derin faylarından bazılarını çatlatmak isteyen adeta güçler Sivas'ta çok elim bir hadiseye imza attılar diyebiliriz. Tabii o günün ben tanığıyım. Yani o gün o saatlerde oradaydım. Bir yerel muhabir olarak fotoğraf makinamla olayları takip ettim. Ve aynı zamanda o gün benim Metin Altıok'la bir randevum vardı. Bir görüşme yapacaktım, röportaj yapacaktım. Olayları öncesinde hazırlayan süreci gördüğüm kadarıyla, tabii daha gençtim o yıllarda. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki devlet sistematiğinde adeta bir tıkanma vardı o gün. Ve başbakan, başbakan yardımcısı, bir anlamda vali, bu olayları durduramadı. Neden durduramadı? Nasıl bir tıkanma vardı Sayın Yılmaz? Yani hani hep söylenir ya, iktidar olmakla muktedir olmak farklı şeylerdir diye. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye bağımsızlık yolunda birçok engellerle karşılaşıyor. İşte bu engellerden bir tanesi de o günkü güvenlik bürokrasisindeki zafiyetler veya kliklerdi. Bunun uluslararası bir boyutu da olduğu muhakkak. Çünkü Sivas, Türkiye'de Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir şehir. 4 Eylül Sivas Kongresi'nde her kesimden insanın, Anadolu'nun birçok köşesinden katılımcının Sivas'ta kongre sürecini yaşadığını biliyoruz. Bu anlamda Sivas, Türkiye'nin mayası diyebileceğimiz şehirlerden bir tanesi. Evet. Fakat öyle bir elim hadise yaşandı ki
Şehir bunu üzerinden hala atamadı diyebiliriz. Ve olayın talimatını kimlerin verdiği yahut kolluk kuvvetlerini kimlerin durdurduğu hala merak konusudur açıkçası. Ve Türkiye'de Alevi-Sünni ayrışmasını tetikleyecek, toplumsal bir kaosa sebep olabilecek çok derin yaralardan bir tanesi. Geçmişte Maraş ve Çorum tecrübelerini yaşamış bir milletiz ne yazık ki. Sivas'ta 93'ün 2 Temmuz'unda bu hadiseyi yaşadı. Tabii birçok görüş ortaya atıldı ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki orada 20 tane veya 30 tane asker veya polis o kitleyi oradan dağıtabilirdi, uzaklaştırabilirdi. Buna izin verildi yahut göz yumuldu diye söyleyebiliriz ne yazık ki. O günlerde bildiğim kadarıyla Tansu Çiller başbakandı. Erdal İnönü başbakan yardımcısıydı. Sivas Belediye Başkanı Temel Karamollaoğlu olayların içinde tanığı belki bugün aktif siyasetin içinde. Dönemin Sivas valisi. Yani birçok insanın gözü önünde bu olaylar yaşandı. Ve bir anlamda bir toplumsal kamplaşmaya da sebep oldu. Sivas'ta yargılananların yakınları mağdur olduklarını iddia ettiler. Yanan canlarımızın yakınları da yeterince ceza verilmediğini söylediler. Dolayısıyla hiç kimse memnun olmadı bu olaydan. Yani yargılama süreci de çok ilginçtir. Kimseyi memnun etmedi. Önemli olan burada Türkiye'nin acı günlerinden bir tanesi. Ve hemen 3 gün sonra da Erzincan'da Başbağlar'da bir katliam yaşandı. Çok farklı görünse şimdi, de bir eş güdüm değil mi? Çok evet, dikkat çekici. Yani yakın önce sayılar, aydınlarımız arda sonra arda, siviller. Arda arda. Evet yani bunlar bir anlamda çok operasyon kokan adeta Türkiye'yi dizginlemeye çalışan, Türkiye'nin karın ağrıları çoktur dedirten meseleler diye tarihe geçiyor. Tabii 91, 92, 93, 94 yani o dönemlere baktığınız zaman siyasi cinayetlerin de çok fazla olduğunu görüyoruz. Türkiye aydınlarını kaybetti. Birçok aydın suikaste uğradı. İşte kiminin aracı patlatıldı, kimisinin evine bomba gönderildi. Ve Türkiye bir anlamda demokrasiden uzaklaştırılmak için adeta toplumsal bilinçten ve bağımsızlıktan uzaklaştırılmak için adeta bir derin devlet düşüncesiyle karşılaştırıldı. Ve toplum özgüvenini kaybetti. Ben öyle düşünüyorum. Yani 1990'lar Türk milletinin özgüvenini kaybettiği ve her toplumsal olayın arkasında karanlık güçlerin olduğu algısı ile karşı karşıya kaldı. Bununla, bu siyasi cinayetler ne yazık ki yargı sürecinde ve polis takibi sürecinde kamuoyunu memnun etmedi açıkçası. Hiç kimseyi memnun etmedi. Bu araştırmalar olumlu neticelenmedi. Üstü örtüldü. Dolayısıyla 90'lar bizim zihnimizde aslında Soğuk Savaş sonrası Türkiye'nin bir anlamda esaret günleridir diyebilirim ben. Birçok aydınımızı yılları kaybettiğimiz acı bir gün. Ben bir Sivaslı olarak gençliğim orada geçti. Bu acıyı yaşadım. Yani tanıdığım insanlar da o otelin içerisinde can verdiler. Ne hissettiniz Sayın Yılmaz tanık olurken? Tabii çok çok üzüldüm. Yani bütün insanlar üzüldü aslında. Yani olay bir de tabii topluma şöyle mal edildi. Sivas'ta insan yakıyorlar. Yani Sivas yüzyıllardır içerisinden Pir Sultan Abdal'ı, Ahmet Kutsi Tecer'i, Aşık Veysel'i çıkarmış. Gerçekten bir ozanlar kenti. Böyle bir ozanlar kentinde ozanlar ve sanatçılar maalesef can verdiler. Bu hazin bir hadise. Fakat meselenin çok daha büyük boyutlarının olduğunu inkar edemeyiz açıkçası. Yani olaydan bağımsız Türkiye'deki birçok olay halkasını bir arada düşünmemiz gerekiyor. Demek ki Türkiye'de toplumu bölmek isteyen Alevi ve Sünni ayrışmasını keskinleştirmek isteyen bir damar var. Ve bu damarın izlerini biz yurt dışında görebiliyoruz açıkçası. Mesela Almanca literatürde bu mevzuyla ilgili çok fazla yayın var.
Ve bu zaman zaman bu olay bir soykırım olarak da tanımlanıyor. Katliam olarak da tanımlanıyor. Tabii bunların hukuki karşılıkları bambaşka. Ben bu olaylarda sorumluları asla affedilmemesi gerektiğini ve yargılamanın devam etmesinden yanayım her zaman. Fakat bunun yanı sıra bir de bu faturanın bu halka çıkarılmasına da ayrıca üzgünüm açıkçası. Çünkü Cumhuriyet'in temellerini burada atan, kongre günlerinde Gazi Mustafa Kemal'e sahip çıkan, Cumhuriyet'e çok önemli aydınlar, değerler yetiştiren böyle bir şehrin bu şekilde karalanması olumsuz bir hikaye benim açımdan. Aynı şekilde başbağlarında sanki bir mukabeleymiş gibi, bir cevapmış gibi adeta ki aynı eller tarafından bu iki harekatında, arka planında bir karanlık dokunuşun olduğunu görebiliyoruz. Ben bütün kaybettiğimiz canlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii her yıl bu hüznü yaşıyorum ard arda 2 Temmuz ve 5 Temmuz'da. Şimdi. Evet. Bu arada Ceyhun Bey yayında mı katıldığını belirten bir pek tamam bir mesaj da göndermiş bize. Ben de geç gördüm, kusura bakmayın. Şöyle, meselenin çok büyük boyutu var dedik. O meselenin boyutunu konuşacağız. Ama şunu da sormak istiyorum. Siz bir girizgah yaptınız ama neden çözülemedi? Yani Türkiye'deki birçok siyasi dava ilginçtir ki gerekli polis tetkikleri, kriminal tetkikler ve adli süreçte bir engele de takıldı o yıllarda. Hatırlayacak olursak işte Abdi İpekçi cinayetinden tutun Uğur Mumcu'ya kadar, Sivas olaylarından Bahriye Uçuk'a kadar. Bu arada Sayın Türkiye'de Bozkurt çok... aramıza katıldı. Sayın Bozkurt, hoş geldiniz Ceyhun Bey. Hoş bulduk, Türkiye'deki hoş bulduk. Birçok olayda bu engellemeleri gördük. Yani en basit akla gelen kliklerden birisi artık deşifre olmuş ve çok rahatlıkla hani arka planını tartıştığımız Fethullahçı hareket. Yani neticede bu hareketin Türkiye'deki yargıda, emniyette ne kadar etkisi olduğunu biliyoruz. Bu ve benzer hareketlerin Türkiye'de yargıda ve emniyette etkili olduklarını görüyoruz maalesef. Bu klikler devam ediyorlar. Özellikle hasaten bu olayda hangi örgüt, hangi anlayış bu karartmayı sağladı, bu dava dosyalarını geciktirdi, bunu bilmiyoruz ama işte en yakın zamanda Muhsin Yazıcıoğlu mesela kazası da öyledir. Yani o kazanın nasıl gerçekleştiği, işte sonrasında nasıl öldürüldüğü, sürece kimlerin dahil olduğu, bakın hala çok yakın bir zaman olmasına rağmen çözülemedi. Daha doğrusu kamuoyu tatmin edilemedi. Yeşim Hanım, şimdi hani biz böyle söyleyince yargı mensuplarımız alınıyorlar haklı olarak. Yani biz kamuoyunun tatmin olmasını istiyoruz. Gerçekten sorumlular bulundu mu? Gerçek sorumlular yeterince cezaları aldılar mı diye. Biz kamuoyunun tatmin olmasını bekliyoruz. Şimdi tabii ki yani orada Asım Bezirci vardı, Metin Altıok vardı. Yani birçok aydınımız vardı. Onların yakınları da, onların evlatları da tatmin olmak istiyorlar. Dolayısıyla bunların hani Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlundan bir farkı yok. Yani bunu görmemiz lazım. Türkiye'de birileri siyasal alana, kültürel alana, toplumsal katmanlara, sivil toplum kuruluşlarına, onurlu gazetecilere, onurlu aydınlara müdahale etti. Evet. Burada belki onlar doğrudan amaç değildi. Belki dolaylı amaçlardı ama neticede buradan Türk milleti ağır yaralar aldı. Toplumsal riskler arttı. Benzer hikayeleri Türkiye'de bir Kürt hareketine dönük, Kürt toplumu dönük, ayrıştırmacı dille de, politikalarda da zaman zaman gördük ve tecrübe ettik. Evet. Bugün artık bunları daha çok masaya yatırıp bunların üzerine gitme zamanı diye düşünüyorum. Bu anma programlarını, bu taziyelerin anlamı da budur zaten. Bu işin ciddiyetini görmek ve yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz risklere karşı toplumsal dinamikleri ayakta tutmak,
ve güvenlik kurumlarımızı, güvenlik birimlerimizi ikaz etmektir. Hı hı. Yani 30 yıl önceki Sivas valisinin yaptığı hatayı bugün başka bir şehrin valisi yapmasın diye bunları söylüyoruz. Hı hı. Yani o günkü jandarma komutanı niçin ihmalkar davrandıysa bunun hesabını soruyoruz ki bugün yarın Esenyurt'ta bir kolluk kuvveti bu hatayı yapmasın. Yani temel derdimiz, temel kaygımız bu açıkçası. Belli yaralarımızın, yeniden tekrar kaşınmasını istemiyoruz. Bu anlamda da teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için. Ceyhun Bey bağlandı mı? Teşekkür ederim. Evet, yayında. Şimdi bir virgül koyalım. Sayın Yılmaz, Sayın Bozkurt'a dönmek istiyorum. Gazeteci yazar Sayın Ceyhun Bozkurt aramızda. Evet, toplum aydınlanmak istiyor. Kamu beklenti bu yönde. Kimse alınmasın dedi Sayın Yılmaz'da ama Gladio'nun kontur gerilayı konuşuyoruz. Türkiye'deki faaliyetlerinden. İşte 29 yıllık dinmeyen acı. Aydınlarımız katledildi. Sivil vatandaşlarımız katledildi. 2 Temmuz ve 5 Temmuz tarihleri. Dinmeyen acılarımız. Sayın Bozkurt, ne söyleyeceksiniz, ne söylersiniz? Bu yapıyı bize anlatır mısınız? Şimdi hocam da vurguladı. Sonuçta Türkiye'nin belli siyasi dinamikleri var. Ve bu dinamikler işte Soğuk Savaş öncesi, Soğuk Savaş sonrası zor dönemler. 1990, 30 yıl önceki belli sıkıntılar falan. Şimdi ama bir taraftan da uluslararası anlamda politika belirleyicilerin mücadeleleri var. Şimdi o boyutundan baktığımız zaman 90 sonrası bölgeyi yeniden dizayn etmek istiyorlar ve bu dizayna göre hamleler yapılıyor. Hamlelerde de işte örneğin Irak'ı, Suriye'yi nasıl etnik ve mezhepsel anlamda ayrıştırma çalışmaları yapıldıysa aynı fay hatlarını Türkiye'de de oluşturmak istediler. Bu 80'lerde de başlayan bir süreç. Diğer dönemlerde de alttan alta yapılan çalışmalar var ama esas olarak 80'lerde yukarı çıkartılıyor. Ve sonrasında da 90'larda çok daha işte Türkiye'de işte mozaik gibi tartışmalar falan zenginliklerimizin öne çıkartılması, milli kimliğimizin değil bizi bir yapan ortak kimliğimizin onun ortak yönlerimiz değil daha farklılıklarımızın öne çıkartılması. Şimdi bunun mücadelesinde de tabii ki burada nedir zenginliklerimiz? Türk-Kürttür öne çıkan. İşte Alevi-Sünnidir. Bunlar Türk milletinin zenginlikleridir. Şimdi 90'larla beraber işte bu fay hatlarını kaşıyıp Türkiye'yi belli bir hatta çekmeye çalışırken elbette ki çetin bir mücadele oldu. Özellikle 93 zor bir yıldı. 93 Uğur Mumcu'nun şehit edildiği yıl. 93 Eşref Bitlis Paşa'nın şehit edildiği yıl. 24 tane 33 tane İşte izne giden Mehmetçiğimizin, silahsız Mehmetçiğimizin şehit edildiği yıl. 93 Cumhurbaşkanı Özal'ın ondan sonra önemli siyasetçi Adnan Kahveci'nin şüpheli şekilde öldüğü yıl. Yani bakıldığında 93 sonrasında da zaten bu Temmuz'un sonrasında da bir sürü şey yaşandı. Şimdi bunun bir mücadelesi var. Şimdi burada işte o fay hatlarını deşmek emperyalist merkezleri bu coğrafyayı dizayn etmek isteyenlere avantaj sağlayacak. Burada Türkiye'nin kendi içinde de çözemediği problemler, deyim yerindeyse hala o dönem varlığını koruyan çatlaklar emperyalistlere buradan sızma imkanı verir. Şimdi işte Gladio dediğimiz yapılanma da budur. Bu çatlaklardan faydalanarak ana merkezlerinin politik, stratejik planlarına yönelik adım yani kanala sokmak için belli uygulamalara imza atarlar. Ne yaparlar? Toplumu provok ederler. Ne yaparlar? Toplum içinde oluşan sıkıntıları daha da deşerler. Ne yaparlar? Güvenlik problemlerini çok daha arttırırlar. Kim üzerinden? Yer yer güvenlik güçleri üzerinden biz FETÖ Sayın Yılmaz denen, vurgu yaptı. Fethullahçı terör örgütü yani aynen. Tamamen tasfiye edildi mi? Fethullahçı bir terör örgütü. Heh. Yani o dönem bu kripto unsurlar o dönem yok muydu? Vardı. Güvenlik güçlerimizin içinde sızmış yıkıcı yapılar, Gladio unsurları işte o dönem adı ağırlıklı olarak kontur gerilla olarak söylenen Gladio yapılanmaları. Artı karşısında da bunu deşmeye çalışan
işte bilinçli olarak karşılıklı bir gerilim oluşturmaya çalışan terör yapıları, provokasyon yapıları, grupları. Şimdi Madımak'ta da bunu görüyoruz. Şimdi Madımak'ta feryat ediliyor. Yani şeyler geliyor. Yerel basında ağır yazılar yazılıyor. 1 Temmuz'daki başlangıçta ciddi sıkıntılı şeyler de var. Şimdi konuşmalar da var. Ama toplumu da gelen başka başka dinamikler var. Şimdi buna rağmen yeterli güvenlik önlemi alınıyor mu, alınmıyor mu? Ben mesela şunu biliyorum. Madımak spontane gelişiyor. Esas bir kültür merkezi var. Kültür merkezinde belki de çok daha korkunç bir katliam planlanıyor. Orada başarılı olamayınca Madımak'a yöneliyorlar. Yani öyle bilgiler de var. Belki çok daha acı. Bu acı zaten çok büyük ama belki çok daha acısını konuşacaktık. Ama birileri bu planı yapıyor. Şimdi buna rağmen gerekli tedbir alınmıyor. Ve en son artık Madımak yandıktan sonra çevre illerden takviyeler neden de gelince... Neden alınmıyor peki size göre Sayın Bozkurt? İşte yani bu güvenlik zafiyeti sebebi nedir? Biz FETÖ'yü neden konuşuyoruz? Biz Gladio yapılanması neden konuşuyoruz? Gladio yapılanması... Düşman... Zaten Gladio'nun sıkıntısı o. Şimdi biz düşmanı biliriz. Düşman düşmandır. Cephede karşımızdadır. Zaten ya o deyim yerindeyse yani... ya o seni öldürecek ya sen onu öldüreceksin. Belli, hedef belli. Gladio öyle değil. Gladio senden görünür bazen. Senin yanında durur. Yani o yüzden aslında başka bir şey yapıyormuş gibi örneğin terörle mücadelede gidip köyde masum birini öldürürseniz ya bu teröre yandaşlık yapıyor diye Türkiye Cumhuriyeti'ne faydalı iş yapmazsınız. Aslında terörü beslersiniz. Ateş yani o yanan ateşe daha çok benzin dökersiniz. Ama sanki vatanperverlikmiş gibi yaparsınız. Trantik suikasti gibi düşünün. Yani vatanperverlikmiş gibi görünür ama aslında Gladio eylemidir. Tam tersine vatana zarar veren işler. Aynen. Şimdi o tür şeyler o gün Madımak'a yönelik eylemsellik o yoğunluğa varmadan önlenebilirdi. Ama kim bilir neler söylediler. Belki Aziz Nesin üzerinden. Aziz Nesin'in yaptığını eleştirirsiniz eleştirmezsiniz. O ayrı bir şey. Ama onun ona gereken bir şey varsa, hukuken bir sıkıntı varsa onun mercilerdir. Adalet mekanizmasıdır. Yani ama toplumu provoke... Ceyhun Bey, Yeşim Hanım'ın yaşı yetmez. Gençtir kendisi. Çok teşekkür ederim. Ben bir anekdot paylaşayım. O dönem tabii en önemli olay Salman Rushdie bir kitap yayınlamıştı. İran asıllı. Hı hı. Onun Şeytan Ayetleri isimli kitabı Türkiye'de gündem oldu. Hatta o günlerde Evrensel Gazetesi çıkmıştı. Ciddi ciddi bu yayın üzerinde durdu. Ve bu yayının basımını da Aziz Nesin üstlenmişti. Bu kitabın Türkiye'de yayınlanma meselesi. Yani olayların belki bir 8 ay öncesinde aslında bir tartışma gündemi vardı. Bir de benim hatırladığım aynı kurgu 94 yılında Konya'da da yapılmak istendi. Yani ben iki olaya da tanıyorum. Yani ben medya noktasına aynen katılıyorum hocam. Yani bir gerilim varsa bile bu engellenebilir. Evet. Şimdi yayıncılık şey boyutu tartışılabilir. Evet. Eleştirilebilir. Hukuki boyut da olabilir. Yani fikri anlamda Aziz Nesin'de düşüncesini söyleyebilir. Farklı. Yani aynen şuna benzer. Bir dindar vatandaşımızın, muhafazakar yazarımızın diyelim ki sol, sosyalist, laik, kemalist, kesimlerce kabul görmeyen görüşlerine yönelik bir linç nasıl kabul edilemezse, bir ateist vatandaşımızın elbette ki hakaret içermediği sürece belli düşünceleri de tolere edilebilir. Ama esas olarak burada onu koruyacak olan, o düşünceyi koruyacak olan gerek muhafazakar yazarımızın, entelektüelimizin falan veya ateist veya daha laik düşünceleri olan bir entelektüelin düşüncelerini koruyacak olan sistemdir ve o sistemin sahipleridir. Hukuktur, adalettir. Şimdi burada Aziz Nesin eleştirilebilir. Olabilir, çok doğal. Aynen bugünkü farklı cephelerden, çerçevelerden bakan insanların karşılıklı birbirlerini eleştirmesi gibi, bizlerin dönem dönem farklı kişileri, farklı düşünceleri eleştirmemiz gibi. Ama bu sizin, bizim, başkalarının şiddete bu şekilde bir de organize hale getirilen, ben oradaki toplumu kızmam. O toplum Sivas dediğiniz gibi, siz de Sivas'sınız, biz Sivas bugün bakıldığı zaman ozanlar şehridir. Anadolu'nun kültür başkentlerindendir. Sivas çok özel bir yerdir.
Sivaslılar da öyledir. Yani şimdi oradaki insanları acaba bu motivasyon nasıl sağlandı? Oraya nasıl sevk edildi? Onu da sorgulamak lazım. Provokatörler kim? Devletin evet. içinde gerekli tedbiri almayan, insanlarımızı bilgilendirmeyen yetkililer kim? Neden akşama kadar müdahale edilmedi? Bunlar işte üzerine gidiyoruz. Bir de işte matımakta işte provokasyonlar sonucu canlarımız gidiyor. Ha bir de üzerine işte o söylediğimiz Gladio'nun eylem planı çerçevesinde hani mezhepsel zenginliklerimizi kaşıma meselesi var ya. Bir bakıyoruz saldırı Alevilere yapıldı diye tırnak içi yayınlar başlıyor. Evet. Alttan alta söylentiler. Oysa bir bakıyoruz hayatını kaybeden aydınlarımız içinde orada bulunan konuklar içinde aslında biri Alevi kökenli insanımız, biri yarısı Sünni kökenli insanımız. Evet. Aslında beraber yan yana katlediliyorlar. Omuz omuza mücadele ederken katlediliyorlar ama orada bile birileri ayrılmasını istiyor. İşte o da Gladio. Yani bir tarafta eylem planlıyor. Bir tarafta şey yapıyor. Bir taraftan Fısıltı Gazetesi'ni yazıyor. Yayınlıyor. Bir taraftan da işte medya üzerinden yayın yapıyor. Ben biraz şeye benzetirim. Aynı o Gazi olaylarından hı-hı. öncesinde Alevi dedesi öldürüldü deyip bir anda medyada ve son dakikada haberleri falan uzanan bir ağ var. O ağ şeyi açıklamıyor sonra. Aslında o ölenin Alevi dedesi olmadığını, hayatını kaybeden, o alçakça saldırıda hayatını kaybeden bir Alevi vatandaşımız olduğunu anlatmıyorlar ama. Ama dede, çünkü dede hassasiyeti, kanaat önderi, dindar, işte burada da öyle. Öyle bir anda propaganda başlıyor ki sanki Türkiye'de Aleviler devlet tarafından katlediliyormuş algısı oluşturuluyor. Ve sonrasında 3 gün sonra işte terör örgütü elebaşlarından Doktor Baranko adlı teröristin talimatıyla, ki o dönem o bölgede bulunan bir başka terörist Doktor Baran'ın Sivas olaylarından sonra şöyle bir talimat verdiğini söyler. Ben Türk kanı istiyorum diye. Bağlar katliam yaşanıyor. İşte amaç ne? Bir taraftan mezhepsel olarak Alevi Sünni ayrışması, Alevi vatandaşlarımızı vatanlarından, o aidiyet duygusundan cumhuriyete, vatana aidiyet, devlete aidiyet duygusundan uzaklaştırmak. Diğer taraftan da PKK'ya kanalize etmek. Hı hı. İllegal terör yapılanmalarına, yasa dışı terör yapılanmalarına kanalize etmek. Ha tuttu mu? Tutmadı. Ama ne oldu? Bunlar işte 30 sene sonra da, yani 29 sene sonra da, 30 sene sonra da 50. senesinde de konuşacağız. 50 sene sonra bile bir kanayan yara oldu bunlar. Peki. Bu yaraları işte bunların yaşanmaması için de işte bir Gladio'nun tasfiyesi, sıfırlayamazsın belki. Yani Gladio dediğimiz yapı aslında istihbarat yapılanmalarını sızıp adam devşiren, işte FETÖ gibi kripto unsurları, satılık unsurları devşiren ondan sonra şeylerdir. Bunu belki sıfırlamak zordur ama etki gücünü kırıp minimize edersek işte bu başbağlar gibi, madımak gibi ülkemizi sıkıntıya sokan, bizi yaralayan şeyleri yaşamayız. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. Devam edeceğiz. Sayın Yılmaz, katılır mısınız? Peki şunu sorayım ya da size. Şimdi FETÖ'nün tasfiyesiyle bu Gladio'nun yapılanmasının Türkiye sonuna geldi mi? Yoksa biz daha çok mücadele edecek miyiz? Önümüzde ne var? Ne görüyorsunuz? Tabii bunlar çok zaman alacak şeyler açıkçası. Kısa vadede böyle bir ümit veremeyiz Yeşim Hanım. Çünkü toplumun her katmanında, her sivil toplum yapısında bu unsurlar devam ediyor. Yani Fethullahçıları model alan, onlara hayran olan, onlar gibi olmak isteyen Türkiye'de çok yapı var açıkçası. Çünkü bu bir anlamda rant da getiren, sermayeyi de etkileyen bir şey. Dolayısıyla çok erken olur bu konuda. Çünkü Türkiye jeopolitik önemini koruyor. Önemini koruduğu sürece ve de Türkiye'de her türlü düşünsel ve eylemsel hareket olacak. Tabii bu 90'lar çok kafa yormamız gereken bir şey. 90'larda Türkiye'deki yayıncılık faaliyetleri, Türkiye'ye gelen düşünce akımları, uluslararası sermayenin kurduğu Türkiye'nin en önemli yayın evleri, bunların özellikle teşvik ettiği kitaplar, işte kimlik merkezli, kimlik tartışmalarını ortaya atan, yani bir anlamda ulus devleti sorgulayan, hı hı. ulus devleti eleştiren postmodern bir dalga diyebiliriz. Bunlar hala temelde
Türk milletiyle sorunlarını çözmediler. Hala sorunları devam ediyor. Meşhur davaları da hala devam ediyor. Yani o düşünce akımları hem sivil topluma sirayet ediyor, hem devlet ve millet karşıtı nevzuhur modern cemaatler. Bunlara dokunuyorlar, bunların içerisinde olunuyorlar. Bir yandan da daha çağdaş seküler yapıların içerisinde de varlık gösteriyorlar. Dolayısıyla bu milletin dizginleri eline alması kolay bir şey değil. Zaman istiyor. Sadece bizim şu anda bürokrasiden, güvenlik kuvvetlerinden beklediğimiz uyanık olmaları, geçmişi iyi okumaları, geçmişteki bürokratların hatalarına düşmemeleri. Dikkat etmek yani gerekiyor. Yani onun için işte mesela bu göçmen karşıtlığına çok vurgu yapıyorum ben. Yani Türkiye'den bir kristal gece çıkarmak isteyenler var. Evet, yani bir göçmen sorunu var Türkiye'nin. Bu ayrı bir şey. Siyasetin dili de Sayın Yılmaz son zamanlarda evet. Çok sertleşiyor ki evet. Toplumsal, sosyolojik hassas konular yani noktasında bu bir siyasal, giderken çok da dikkat etmek gerekiyor değil mi? Evet, bir siyasal parti doğurdu Türkiye'de. Ama bunu kontrol edemediğiniz zaman işte o ilin valisi, o ilin jandarma komutanı, o ilin emniyet müdürü bizim hedef tahtamız olacak tarihte. O gece vazifelerini yapmaları lazım. Demek istediğim bu. O gün vazifelerini yapmayanlar ne yazık ki tarihte adları kötü anılacak. Evet. Ve başlarını öneyecekler. Dolayısıyla burada günlük konjonktürel hareketler değil, ülkenin geleceğini, güvenliğini öne alan, o an iyi karar veren açıkçası bürokratlara, siyasetçilere ihtiyacımız var. Allah bir daha böyle günler yaşatmasın. İnşallah. Yani gerçekten her biri yüzlerce haneyi, bölgeyi etkilemiş, acı veren olaylar. Ben hem Sivas'ta canlarını kaybeden ailelere, yakınlara, hem Başbağlar'da 81 milyonun evladıdır bunlar. Mekanları cennet olsun. Tamam. Bir daha yaşanmasın diye düşünüyorum. Hepimizin temennisi tabii ki bu. Ama Amerika'nın bugün böyle kullanabileceği aparatlar, büyük fotoğrafa baktığımızda bu yapılanmalardan bahsedersiniz, yeni aparatlar. Sayın Bozkurt, ne dersiniz? Sayın Yılmaz'a katılır mısınız? NATO'nun genişlemesini konuştuğumuz bugünlerde ne diyebiliriz? Şimdi zaten NATO nedir? Bir Batı, işte Atlantik Avrupa hattının küresel askeri sopası. Aynı zamanda siyasi sopa deyim yerindeyse. Nerede müdahil olmak istese, nerede hedef yapı var? NATO üzerinden bir güç gösterisi yapılıyor. Bu dönem dönem işte Yugoslavya'nın parçalanma sürecinde karşımıza çıktı. Rusya'ya karşı bir genişleme süreci işletildi. Ukrayna meselesinde karşımıza çıkıyor falan. Şimdi burada NATO'nun genişlemesi, NATO politikaları, yeni konsepti. Şimdi yeniden bir design, NATO'da yeni bir design görüyoruz. Zaten altyapısı oluşturuluyordu. 2010'da yanlış hatırlamıyorsam hocam düzeltsin eğer yanlış hatırlıyorsam. 10'da bir yeni konsept vardı. 2010'dan sonra 2022 konsepti belirlendi. Daha önce 2019-2020'den itibaren Rusya Çin beraber tehdit olarak zaten yavaş yavaş bildirilere girmeye başlamıştı. Üzerine çalışmalar yapılıyordu. Şimdi konsepte Çin tehdit olarak da girdi artık. İlk defa bir NATO konseptinde Çin tehdidi var. Şimdi NATO buna göre konumlanacak. NATO buna göre siyaseti, askeriyeyi, savunma sanayilerini belki dizayn edecektir. Silah sistemlerini dizayn edecektir. Ona göre düzenleyecektir. Konumlandıracaktır. Şimdi İsveç ve Finlandiya'nın adaylığı söz konusu ki bugün de adaylık protokolleri imzalandı. Sabah artık aşamalar başladı. Evet. Tabii aşamalar da başladı. Tabii ki meclis aşaması kritik bir aşama. Türkiye'nin talepleri var. Bunlar uygulanmazsa umarız arkasında dururuz. Çünkü Yunanistan'ın nasıl Makedonya'yı 11-12 sene tam süresini hatırlayamıyorum kilitlediyse onun üyeliğini. Türkiye'nin de böyle bir hakkı var. Ama bu kadar umarız uzun sürmez yorumları var birçok uzmandan. Yani şöyle, çok kısa zamanda Türkiye, bayram öncesi bile gelebilir
diye açıklamalar geliyor. Yani Türkiye şöyle burada deyim yerindeyse, eğer PYD PKK terör örgütüne karşı mücadelede NATO'nun başat güçlerinden ve İsveç ve Finlandiya'dan gerekli taahhütleri almazsa hükümet ve buna rağmen İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine onay verirse, açık söyleyeyim Türkiye'de hükümet o Libya'daki olaylar baş gösterdiğinde düştüğü duruma düşer. Peki soralım Sayın Yılmaz'a da katılır mısınız bu noktada Sayın Bozkurt'a? İsveç ve Finlandiya üyeliğini neden sordum? NATO'nun genişleme planı. Şimdi Fethullahçı terör örgütü üyeleri, işte İsveç'te olanlar, PYD, yine YPG terör örgütü olarak değil, Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olarak 4. ve 5. madde çok tartışılıyor. PKK evet daha önce de zaten kabul edilmişti ama İsveç'te der ki son Anderson'un açıklamasını görmüşsünüzdür. Bu teröristlerin çoğu da vatandaşlık almış. Biz vatandaşlık alanları da iade etmeyeceğiz diyorlar. Anderson'dan gelen açıklamalar bu yöndeydi. Şimdi Türkiye isteklerini alabilecek mi? Yoksa hala veto kartı elinde mi? Veto eder mi? Ne dersiniz? Şimdi bir kere meclisten geçene kadar bir zaman var. Bu zaman içerisinde Türkiye'nin eli güçlü. Meclisten geçtikten sonra ise böyle bir durum söz konusu değil. Ancak o ülkeyle karşılıklı bir Interpol anlaşması üzerinden iade talebinde bulunabiliyor. Şimdi burada Türkiye'nin beklentileriyle bu İsveç'te kurgulanan demokrasinin durumu uyuşmuyor. Neticede buralar bir anlamda Amerika'nın depo ülkeleri. Evet. Kimi işlerini yaptırdığı ülkeler. Mesela İsveç'e gittiğiniz zaman çok ilginç ülkelerin muhaliflerini de bulursunuz. Bunlar tesadüfen gelmiş insanlar değildir. Bir sokağa girersiniz, o bir ülkenin muhalif yapıları, işte o ülkede terörle itham edilenler oradadırlar. İşte bu kimi zaman İran'ın muhalif yapılarını görürsünüz, kimi zaman Çin'in. Yani bu ülkelerin böyle bir özelliği var. Şimdi Türkiye'nin de bu anlamda terörle iltisakı belli ve PKK örgütü üyesi olanlarının biz İsveç'i tercih ettiğini görüyoruz. Geçmişte Fransa, Almanya vesaire çok kullanıldı. Ama son zamanlarda bir İskandinav hattına doğru bir genişleme olduğunu görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin Almanya ile ilişkilerinde çok daha eli güçlü. Dolayısıyla Almanya'da başını ağrıtmak istemiyor. Bizden çıkın, yukarı gidin diyor. Yani zaman zaman bu kartları kullanıyorlar. Şimdi meclisten geçse bile ve üye olsa bile bir müddet sonra bu ülkeler yine teröre destek verecekler. Buradan bir şüphemiz olmasın. Tıpkı bu Fransa haliyle geçse bile diyorsunuz. Tabii ki zaten destek verecekler. Yani bu anlamda bir pembe senaryo çizmeye gerek yok. Batı ülkeleri zaten ikiyüzlülükleriyle meşhur. Yani Fransa'nın Lafarge şirketi aşağıda neler yaptı biliyoruz. Evet, yani ne kadar çok beton mikseri gönderdiyse kilometrelerce orada tüneller kazdılar. Bu bizim Tanzimat'tan beri çok irtibatımız olan, aydınlarımızın gidip geldiği, işte burada mektebi olan bir ülke yani. Bu kadar sıkı fıkı ilişki olmasına rağmen dolaylı yolla sizin canınızı sıkacak işler yapıyorlar. Bunu da yapacaklar. Ama burada elimizde bir fırsat var. İmzayı atana kadar, yani meclisten çıkana kadar bu süreçte 70 tane, 80 tane oradan teröristi alabilirsek bu o ülkelere karşı terör örgütünün mesafesini artırır ve orada sorun çıkartır. Neticede bunlar İsveç'te birkaç sokak yakarlar. Bunu da unutmayalım. Bunu yakmaları da bizim işimize gelir. Yani bunlar terörle geçinemeyeceklerini, terörizmden ayrılmadıkları sürece, Türk devletine teslim olmadıkları sürece gittikleri her ülkede rahatsız olacaklarını bilmeliler. Şu anda Fethullahçılar aynı şeyi yapıyorlar. Bir ülkelere, belli ülkelere toplanıyorlar. Sonra korkuyorlar Türk istihbaratı buralara gelmiş diye. Oradan dağılıyorlar. Evet. Yani terörist uykusu kaçandır. Uykusu kaçacak.
hiçbir yerde gelecek kuramayacak. Gelecek planı yapamayacak. Ben ömrümün sonuna kadar buradayım diyemeyecek. Türk devleti onun peşine düşecek. Bunun da yöntemlerinden şu anda bir tanesini uyguluyoruz. Ama ben zaten kişisel kanaatim olarak NATO'nun genişlemesinin dünyaya bir barış getirmeyeceğini biliyorum. Aksine Arktik'teki, Kuzey Buzdenizi'ndeki enerji kaynaklarında yeni bir savaş cephesi olarak buranın ortaya çıkacağını görüyoruz. Peki. Keşke bu süreçler yaşanmasaydı da İskandinav alanında, Baltık'ta böyle bir genişleme olmasaydı. Ama 2010'dan 2022 konseptine kadar çok şey değişti. Yani bu da bizim elimizde değil açıkçası. Türkiye burada mümkün olduğu kadar bağımsız, dengeli politika bitmeye çalışıyor ama Türkiye'nin açıkçası bir NATO sisteminden ayrılması şu anda söz konusu değil. Peki. Ancak dünya sisteminde büyük çatırdamalar, kapitalizmin iyice sorgulandığı, dünyada resesyonun arttığı, Batı ülkelerinin iyice dibe çöktüğü bir atmosferde bu sistem dağılabilir. Zaten sistemi dağıtmamak için açıkçası, resesyonun önüne geçebilmek için NATO'yu güçlendirerek bir savaş ekonomisi yaratmak istiyor ABD. Başka türlü de bu sistemi ayakta tutamaz. Şu anda gördüğüm tablo, petrol fiyatlarına müdahale ederek Rusya'nın gelirlerini kırma amacı var. Bu savaşta açıkçası, yani bu savaşta bizim elimiz çok güçlü değil açıkçası. Jeopolitik gücümüz ve kartımız var. Henüz biz yakıt depoluyoruz açıkçası. Büyük enerji kaynaklarımız yok. Çok yüksek maliyetli üretimlerimiz de yok. Dolayısıyla biz şu anda yakıt toplayan, G20'de kalmaya çalışan, G15'e, G14'e, G14'e, 13'e doğru ilerleme azmi olan bir ülkeyiz. Onun için bu kritik dönemi dikkatli geçirmemiz ve yakıt depolamamız gerekiyor açıkçası. Peki, Amerika ben o anlamda daha pragmatik, tabii, Avrupa'ya. Daha pragmatik bir politikayı ben merkeze alıyorum. Hı hı. Hani Ankara'nın bu pragmatik politikayı dikkatli bir şekilde götürmesi gerektiğini düşünüyorum. Peki, Sayın Bozkurt, size de soralım. Dünyaya bir katkısı yok, dünya barışına dedi. Katılır mısınız? Ama şu anda hani bugünkü konjonktürde böyle diyor Sayın Yılmaz. Şimdi şöyle. Ama İsveç ve Finlandiya'nın hani genişlemesi, NATO'nun genişlemesi, İsveç ve Finlandiya'ya katıldı. İskandinav ülkelerinden bahsediyor. Sonuçları ne olur, size de sormuş olalım. Ya sonuçları kolay olmayacak tabii ki. Yani oradan başlayalım. İsveç ve Finlandiya'nın olası işte artık üyelik sürecinin tamamlanması eğer gerçekleşirse, birincisi Rusya tamamen NATO ile sınırları olmuş olacak batıda. Yani Finlandiya ile yaklaşık işte 1200-1300 kilometrelik bir sınırı var. Onun haricinde NATO sınırı vardı ama Finlandiya da eklenirse Rusya batıda tamamen NATO'ya komşu olacak. Kaliningrad işte Baltık dengesi noktasında, Kaliningrad haricinde Baltık denizi bir NATO denizi haline gelecek. Az önce hocam hatırlattı, Arktik boyutu var meselenin. Oradaki mücadele çetinleşecek. Çin'i de kattılar. Arktik sadece Rusya'yı değil Çin'i de ilgilendiriyor. Yeni bir lojistik ulaşım alanı aynı zamanda Arktik. Şimdi orada da bir mücadele olacak. Bu çerçevede sizin sorunuza geliyor tekrardan birinci soruya. Ben de hocam gibi düşünüyorum. NATO'nun da mevcut haliyle ve geçmişten zaten bugüne bize verdiği fotoğraf ve mevcut pozisyonuyla çok dünya barışına da katkısı olmayacağını görüyorum. Ama tabii ki Türkiye'nin pozisyonu farklı. Yani şimdi 70 yıllık bir sistemin içindesiniz. 70 yıldır bu sistemin içindesiniz. Bu sistemde belli yapılar sizin içinize kadar girmiş. Belli, sadece kişi olarak olumsuz anlamda söylemiyorum bunu. Diğeri de olumsuz tabii ki de. Aynı zamanda sistemsel anlamda da eklemlemişler sizi belli alanlarda. Hı hı. Savunma sanayi alanında eklemlemişler, silah sistemlerinizde, siyasi mekanizmalarınızda eklemlemişler. Şimdi bunları mesela şey gibi düşünün, İngiltere'nin Brexit süreci bile yıllar sürdü mesela. Kararı aldı ama ayrılma sürecinin onun altyapısını oluşturması şuyu buyu yıllar aldı. NATO da öyle. Şimdi diyelim ki velev ki Türkiye bugün ayrılma kararı aldı. Bunun uygulanması bile
5-10 seneyi bulur belki. Yani tahmin bile edemeyiz yıllarını ne kadar sürecek. Çünkü silah sistemlerinizi bağımsızlaştıracaksınız. Dost düşman ülke tanımlarını şey yapacaksınız. Milli muharip uçağınız olacak. Şimdi başka alternatifler var ama NATO sistemleri de güçlü sistemler aynı zamanda. Buna alternatif silah üreteceksiniz. Belli pozisyonlarınızı, politikalarınızı buna göre zaman güncelleyeceksiniz. Zaman alır. Bu açıdan Türkiye'nin zaten bugün Rusya ile uyguladığı diplomasi, mesela Ukrayna Savaşı'nda, aslında bir anlamda alternatif bir politika da ürettiğini de gösteriyor Türkiye'nin. Yani NATO içinde çatlak oluşturuyor, yaptırımlara katılmıyor, Rusya ile diyaloğu devam ettiriyor mesela. Türkiye bu açıdan Rusya'yla bir denge kurmaya çalışıyor. Stratejik konsept belgesi imzalandı. Rusya ve Ukrayna'yı görüyoruz. Rusya ve Çin'i görüyoruz. Ya şöyle bir durum var. Türkiye ne yapacak? 99... Rusya ve Çin'e karşı alınacak pozisyonda nasıl bir karar verecek? Veto edecek mi? Yani Rusya karşıtı çok politikaya, bildiriye imza attık ama doğrudan bunun sahaya yansımasına çok girmedik. 2015-2016'dan sonra özellikle, 2016 Haziran'dan sonra Türkiye ile Rusya birçok NATO üzerinden de birçok sıkıntı yaşadı. Baltık planı çerçevesinde de yaşadı ama Türkiye ile Rusya diyaloğunu sürdürdü. İki ülke birbirini anlıyor çünkü. Sonuçta Rusya Türkiye'nin şu an NATO üyeliğini anlayarak hareket ediyor. Ona göre bir konumlanmak, bu Türkiye açısından da, yani Türkiye sayesinde olan da bir şey aynı zamanda. Türkiye'de Rusya'nın mevcut politikalarını, pozisyonunu, hassasiyetlerini görerek hareket ediyor. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Ukrayna krizinden önce söylediği Rusya'nın makul talepleri karşılanmalıdır cümlesi çok olumluydu. Yani bugün Rusya'nın Karadeniz'de belli sorunları çözmek için attığı adımlara Türkiye'nin destek vermesi olumlu. Yani iki taraf da birbirini anlıyor. Yoksa çok imza attık Rusya karşıtı birçok şeye, metne. Mesela 2020 bir bildirisi de ciddi bir şekilde Rusya'yı hedef alan bir bildiriydi. Ama buna rağmen Türkiye imza atmasına rağmen Rusya ile iletişimini kopartmadı. Ben size başka bir şey söyleyeyim. 99'da Rusya'nın karşıtı olan konsepte Rusya bile imza attı yani. Rusya karşıtlığına. O açıdan biraz sahaya da bakmak gerekiyor. Sahada uygulamasına da bakmak gerekiyor. Çünkü Türkiye yeni dengeleri çok iyi gözlemliyor. O Çin'in pozisyonunu, Hindistan'ın pozisyonunu, ondan sonra Rusya'nın gücünü şu an gözlemliyor. Türkiye iyi gözlemliyor ve buna göre, ama çok da aynen hocamızın söylediği gibi, yani öyle bir coğrafyadayız ki 5 düşünüp, yani normalde 2 düşünüp bir adım atmak değil, 5 düşünüp bir adım atılması gereken bir coğrafya ve dönem. Burada bir taraftan da şeyi takip ediyoruz, mesela NATO dışında Türk devletleri teşkilatını güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu da zaman alacak bir şey. Bölgesel anlamda işbirliklerini arttırıyoruz ki burada şuna da söylemek lazım. Suriye ile mesele de bir an önce çözülmeli mesela. O orada bir UR devam ettiği sürece NATO'ya karşı hep elimiz, veya NATO dışında başka güçlere karşı hep elimiz zayıf olacak. Bir taraftan darbe yemiş olacağız sürekli. Soralım Suriye meselesini, çözülür mü bir an önce? Şimdi Amerika'nın kuşatma planı, NATO üsleri Türkiye'yi çevrelediğini görüyoruz. Sayın Erdoğan Madrid zirvesi öncesi, son yaptığı yolculuk öncesi açıklamada da böyleydi. Yani diyorsunuz ki Rusya'ya karşı bu üsler ama hayır efendim, kimi kandırıyorsunuz? Türkiye'ye karşı dedi. Tabii. Sonrasında değil mi? Üstüne basa basa bunu. Ya NATO son... zaten NATO'nun problemi bizimle. Açık söyleyeyim. Yani başka bir şey. Sadece Rusya ve Çin'le yazıyorlar da. NATO'nun başat güçlerinin, daha doğrusu işte Rusya ve Çin'i hedef aldıklarını söylüyorlar ama bir taraftan da Türkiye'yi de kuşatıyorlar. Muhalefet yani, memnuniyet işte, verici dedi İsveç ve Finlandiya'nın katılması yapılan açıklamalarda. Yani, Ünal Çeviközler onu söylüyor. Öyle, o zihniyet onu düşünüyor. Çok İsveç ve Finlandiya konusunda dediğimiz gibi iktidar açısından bir sınav. Bakalım o hassasiyetlerimizin, hepimizin desteklediği hassasiyetlerin arkasında duracaklar mı? Yoksa maalesef baskıya boyun mu eğecekler? Peki. Onu göreceğiz. Ama avantajlarımız var bu açıdan. Direnç mekanizmalarımız var. Ben direnmelerini tavsiye ederim zaten. Siz ne tavsiye edersiniz Sayın Yılmaz? Son cümlelerinizi de alayım. Direnç mekanizması devreye girecek mi? Bir fırsat var. Bunu Türkiye iyi değerlendirecek dünyadaki, mi? Sayın Bozkurt. Küresel rekabette netice itibariyle tablo net. ABD ve İngiltere bir blok oluşturuyor. İçerisine Avustralya'yı, Yeni Zelanda'yı, Japonya'yı, Güney Kore'yi alan bir blok. Toplantıda olan ülkeler, ilk kez katılan Asya ülkeleri. Ve Çin'i kuşatmak istiyorlar. Çin'in büyümesini durdurmak istiyorlar.
Burada da Çin'e en büyük destek olan enerji tedarikçisi olarak Rusya'yı frenlemek istiyorlar. Dünya siyaseti çok şeye gebedir. Belki bu İskandinavya Baltık hattında uzlaşmalar da olabilir. Dolayısıyla bu üç alanın uzlaşamayacağını söyleyemeyiz Yeşim Hanım. Çünkü dünya yeni savaşlara, yeni felaketlere çok fazla ihtiyacı yok açıkçası. Güçlü liderler, akıllı liderler burada reaksiyonlar gösterebilirler. Önümüzde ABD'de de Biden'ın önünün tıkalı olduğunu görebiliyoruz. ABD'de bir siyasal değişim yaşanabilir. Trump adaylarının yeniden açıkladı. Dolayısıyla Türkiye bu dönemi dikkatli, titiz, tıpkı İkinci Dünya Savaşı dünyası gibi dikkatli bir şekilde girecek. Enerjisini ve yakıtını toplayacak. Kendi doğalgaz aramalarını, petrol aramalarını artıracak. Ve büyüyen bir ülke olacak. Önümüzdeki çeyrekte önemli fırsatları Türkiye yakalayacak inşallah. Peki. Çok teşekkür ederim Sayın Bozkurt. Bir cümle eklemek ister misiniz? Süremizin sonuna geldik ama. Ya hocamın söylediklerine imza atarım. Yani Türkiye'nin geleceğinin ben parlak olduğunu düşünüyorum. Yani rasyonel adımlar, gerçekleri görerek, realist bir şekilde somut verilere göre hareket ederek adımlar atıyor. Ekonomi biraz yumuşak kalın. Onu da toparladığımız anlamda güvenlik ve dış politikada Türkiye'nin yerini çok sağlam olduğunu düşünüyorum. Enerji güvenliğini, gıda güvenliğini konuşmaya devam edeceğiz. Tabii. Türkiye tabii. Evet sadece NATO zirvesini konuşmuyor. Liderleri İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği. Enflasyonu da konuşuyoruz. Bu noktada en çok bunları konuşacağız tabii, zaten. Tabii bundan sonraki süreçte. Çok teşekkür ederim ben Sayın Yılmaz, Sayın Bozkurt katkılarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Süreci takip edeceğiz Asya Pasifik'te neler olacağını ve tabii Ceyhun Bey'le bizi bir araya getirdiğiniz için teşekkür ederim. Tamam. Biz çok teşekkür ederim. Kanal sağ olsun hocam da bizi sürekli valla buluşturuyor. Çok da keyifli oluyor. Çok da biz de keyif çok oluyorum. Mutlu oluyoruz. Ben de teşekkür ederim. Keyif almanız, bizi aydınlattığınız açıklamalarınız ve bu 29 yıllık acımızla konuştuk. Çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar, iyi haftalar diliyorum sizlere.